Teknofest'in en baba uçağı F4'e 2020 terminatörün önündeyiz. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş. Paşam çok teşekkürler öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. Ben bu F4'lerin modernizasyonu ve uzun yıllar uçmasında aslında sizin aldığınız çok önemli bir karar var. Biz F4 uçaklarını niye modernize ettik? Şimdi tabii ki F4 uçakları gerçekten gövde ömrü en uzun olan uçaklardan bir tanesidir. O nedenle bunların modernizesi halinde çok daha uzun süre kullanabileceğimizi biliyorduk. Biliyorsunuz mesela F-16'ların 8000 saatlik ömrü var. Bunların ise gövde ömürleri çok daha uzun süreli, yıllara sari. Örnek veriyorum. Yani bu modernize edilenlerin gövde ömrü 2048'e kadar asgari. Yani 2048 yılına kadar bunlar eğer bakımı yapıldıktan sonra uçabilme yeteneğine sahip. O nedenle uzun süre daha kullanalım ve özellikle hassas atış yeteneğine sahip hale getirelim ve uzak mesafelerden rahatlıkla istediğimiz noktaları vurabilelim diye F-4'ler modernize edildi. Tabii F-4'lerin modernizasyonunda aslında bugün F-16'da Özgür projesinde olduğu gibi yazılım hakları, bizim buna bir müdahalemiz söz konusu. Yani tamamen milli bir sistem oldu. Şimdi şöyle tabii ki F-4'lerin biliyorsunuz bir kısmı İsrail'de modernize edildi. Ondan sonra yani hatırladığım kadarıyla 30'a yakını da Türkiye'de modernize edildi. Bu modernizenin sonucunda Türkiye olarak daha başka modernize etme yeteneğine sahip olduk. Yani mesela F-5'lerin modernizasyonu, daha sonra T-38'lerin modernizasyonu tamamen F-4 modernizasyonunda öğrendiğimiz yeteneklerle, kabiliyetlerle bir araya getirilmiş oldu. O yüzden çok önemli bir noktaya F-4 uçaklarının da ömrü çok uzun olduğu için ne kadar kullanılsa kullansın. Nihayet biliyorsunuz işte 2048'e kadar gövde ömrü olan bir uçak öyle kolay bulunan bir uçak değil ki bize 1974'te 8 tanesi geldi. Aynı bugün nasıl efendim F-35 ambargosu olduğu 74 yılında Kıbrıs Barış Harekatı yapınca da F-4'lerin gelmesi durdu. Fakat daha sonra ambargo kaldırılınca Amerika Birleşik Devletleri aşağı yukarı daha sonra yani aşağı yukarı 40 civarındakinin parasını biz verdik. Fakat 150 civarında da Amerika Birleşik Devletleri daha sonra bize F-4 uçağı verdi. Şimdi genç arkadaşlarımız bir malın ne kadar kıymetli olduğunun çok fazla farkında olmayabiliyorlar. Bir de tabii ki Hava Kuvvetleri operasyonunu yapıyor ama uçuş emniyeti her zaman birinci madde. Ben sizin ağzınızdan duymak isterim. Bu uçaklar her uçak bakıldığı sürece, gerekli modifikasyonları yapıldığı sürece emniyettedir değil mi? Bir pilot olarak ne dersiniz? Tabii ki. Bir de yani gerçekten F-4 çok daha emniyetlidir. En basiti yani herhangi bir şekilde yani pist dışına çıksa bile kolay kırılan bir uçak değil. Bunun yanı sıra ben tesadüfen 041 no'lu uçak ile burun dikmesi çıkmadı. Burun dikmesi çıkmamış vaziyette indim. Onun sonucunda ne oldu biliyor musunuz? Sadece top aşındı. Top aşındığı için topu değiştirdiler. Tekrar uçak faaliyetine bir gün içerisinde devreye girdi. Bir gün içerisinde? Evet, bir gün içerisinde faal edildi gitti yani. Muhtemel milli muharip uçak devreye girdiği zaman tabii ki F-4'ler o zamana kadar belki daha arka planda ama belki de 401. filoda yeni mühimmatların testleri için çünkü her istediğimiz mühimmatı da F-16'ya takıp evet. Dikkatli bir şekilde testlerini, verilerini takip edemiyoruz. Tabii, muhtemel tabii. Sizin dediğiniz gibi uzun yıllar F-4'ler daha hizmet verecek hava kuvvetleri. En azından bu konuda büyük hizmetler verecekler. Çünkü her silahı F-16'da taşıtabilmek mümkün değil. Ve bunun tabii yan tesirleri söz konusu. Mesela roket atışı yani roket gibi silahların kullanılması F-16'da daha zor ama F-4'te bir sorun yaratmıyor dediğiniz gibi. Çok önemli. Çünkü gövde daha büyük, taşıma kapasitesi daha fazla. Hem de
gövdeye zarar vermiyor. Yani siz bundan roket atıyorsunuz roket poduyla ama F-16'dan daha zarar verebilir diye gövdeye atmıyorsunuz. Yani o da atabilir ama atmıyorsunuz zarar vermemek için gövdeye. Narin yani öyle diyelim. Bir de tabii Amerika'ya bakınca 1950'lerde yapılmış B-52 bombardıman uçağı 100. yılını gökyüzünde tamamlayacağı ifade ediliyor. Evet. Alternatif koyamıyor. Öyle bir şey alıp da hemen değiştirebilmek, Amerika bile bunu yapamıyorsa hele şu yaşadığımız ambargo günlerinde Türkiye için bu uçaklara elbette, daha... Elbette yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri B-52'leri mesela Vietnam'da kullandılar. Ama B-52'ler o zaman SA-2, SA-3'le falan düşmesi söz konusu oldu. Onun üzerine sistem değiştirdiler. Yani uçak gövdesi sapasağlam çünkü. Ondan sonra şimdi aşağı yukarı 1000 kilometre uzağa nükleer bomba atıyor. Yani füzeyle nükleer bomba atıyor. Onun için hala böyle gerginlik döneminde Rusya'yla Karadeniz'de B-52 uçuyor. Baltık'ta B-52 uçuyor. Kuzey Kutbu'nda B-52 uçuyor. Ben bunu daha önce de söyledim. Mesela NATO başkanlar toplantısı yapıldığında Ankara üzerinden B-52'ler geçti. Ben sesinden tanırım. Evet. B-52'leri sesinden tanırım. Çünkü biz 102'lerdeyken Mürted'de B-52'leri Karadeniz'de uçarken koruma görevi bize aitti. Onun için ben sesinden tanırım. O zaman zannedersem iki tane NATO başkanlar toplantısında Karadeniz'de bulundu ki hani Rusya diyor ya Berlin'i vururum, orayı vururum, burayı vururum, yok bilmem Londra'yı, Paris'i vururum falan diyor ya. Rusları da caydırmak için böyle bir nükleer harekatla ilgili B-52'leri söylediğiniz gibi hala Karadeniz'de, Baltık'ta, Kuzey Buz Denizi'nde uçurup duruyor. Hatta geçtiğimiz günlerde B-52 eşlik eden bizim F-16'larımızı Yunanlılar S-300'de kitleyerek de yeni bir kriz. Demek ki daha uzun yıllar B-52 uçacak. Şimdi tabii ki onu söylüyorum. Yani özellikle bu son gerginlik olayı yani hala evet Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatlerini değil de ondan sonra seçimde Ermeni lobisinin, Rum lobisinin oylarını kazanmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yerde zarar veren maalesef siyasiler var. Onlar işte Türkiye ile uğraşıyor. Fakat düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaati ne olacak bir tatbikata Yunanistan'ın taciz yapmasına bir şekilde bakıyorsunuz. Göz yupan birkaç tane dediğim gibi Amerikan halkını düşünmeyenler maalesef mevcut. Siyasiler mevcut. Hazır sizi F-4'ün yanına kadar getirdik. Biraz bu izleyicilerimiz çok soruyor. Ege'de Yunanistan'la yaşadığımız işte bu en son S-300'lerle bir kilitlenme durumları var. Bir taraftan da şeyi sormak istiyorum. Girit'te uzun süredir demek ki S-300'ler aktif. Evet. Kıbrıs Rum kesimi de İsrail'den demir kubbe almak istiyor. Bununla ilgili girişimleri var. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ya sadece Kıbrıs Rum kesimi değil. Yunanistan da almak istiyor. Yani şimdi aslında Amerika almak istiyor. Amerika aldığı takdirde ne olacak? Yunanistan'ın birçok yerinde üssü olduğuna göre oralara demir kubbe ayrıca koyacak. Yani sadece Kıbrıs Rum kesimi değil. Yunanistan istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de istiyor. Amerika Birleşik Devletleri kabul ettiği için zaten İsrail'in fazla bir şey söylemesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunanistan'a da Kıbrıs Rum kesimine de verme konusu şu anda tartışma götürüyor. Burada tabii aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerinin korunması için de şu anda Yunanistan'da 6 tane Patriot var. Hatta birisini Suudi Arabistan'a gönderdiler. Çünkü Amerika'dan muhtemelen 6-7 tane geliyor kendi birliklerini de korumak için. Yani Türkiye şimdi bir yerde orada 12 tane Patriot füze sistemi olması ile karşı karşıya. Aynı zamanda demir kubbe ile ilgili. Ben onu hep söylüyorum. Türkiye'nin de roket sistemleri var. Yerden yere roket sistem miktarını arttırmalılar. Yani bu F-16 sürüncemede kalması da bir yerde insanın asabını bozuyor düpedüz. Bizim de yapacağımız çok iş var yani.
Şey de sormak istiyorum tabii ki. Yunanistan-Türkiye dengesi, Rafal savaş uçaklarını aldı Yunanistan. Viper 70 kendi modernizasyonlarını yapıyorlar. Biz de Amerika'dan ara uçak olarak, o bir karar herhalde seçim sonrasına kalacak gibi gözüküyor. Bu dengeler ne olabilir? Siz bir pilot olarak bu dengesizliği Türkiye nasıl giderir? Sizce ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Dengesizliği biraz evvel söyledim. Bizim füze sistemimiz var. Sabit hedeflere şimdiden planlama yaparsınız ve resimli vaziyette sabit hedefler olur. Füzeyi sallarsınız. Ondan sonra gerginlik biraz daha arttığı zaman da Amerika'ya dersiniz ki bakın siz bizim müttefikimizsiniz ama Yunanistan bize ne kadar düşmanca davranıyor. Siz de ona göre efendim o bölgeden çekilin, kuvvetlerinizi çekin dersiniz. Yoksa biz savaştan sorumlu olmayacağız dersiniz. Dediğimiz gibi eğer siz efendim bu roket miktarını arttırdığımızı gördüklerinde merak etmeyin hemen F-16'ları verirler. Şu an bir sizce havada uçak olarak bir dengesizlik var mı Yunanistan-Türkiye arasında? Türkiye ne yapmalı? Şu anda yok söylüyorum. Onun için zaten F-16'yı istiyoruz. Şu anda F-16'lar da geldiğinde gene caydırıcılığımızı muhafaza edeceğiz. Onda bir sorun gene olmayacak. Peki F-35 alırsa Yunanistan? Yunanistan F-35 alırsa bizim şimdi bakın geçenlerde bir gazetede ondan sonra F-35 ile F-16'nın mukayesesi yapılmıştı. Belki gördünüz onu. Yok efendim işte F-16 gördüğü zaman zaten çok geç olur. Bilmem işte çok uzak mesafeden F-16'yı vurur F-35 falan diye. Tabii bazı şeyler çok belirgin değil. Bu F-35 ondan sonra F-35'in dedesi F-102'dir. Yani ilk defa bütün mühimmatını içeride taşıyan uçak F-102'dir. Dolayısıyla kapaklar açıldığında mesela görülür. Kapaklar açılıp ondan sonra bomba veya füze atma söz konusu olduğunda görülür. Yani radarcılar ona dikkat ettiği zaman biz ateşlemeyi görme imkanı var. Sonra efendim bizim F-16'ların mesela 96 yılında boya sürülmesi konusu vardı. O zamanki boyalar dahi %60 kaybediyordu. Şimdi %70-80'lere çıkmış vaziyette. F-16 da F-35'ten küçük olduğu için öyle biz boya sürüldüğü takdirde yani o radyasyonu hemen boya kolay kolay benim F-16'da görülmez hale gelir. Muhtemel herhalde bir 10 sene dişimizi sıkabilirsek evet. Milli Muharip Uçak, yüksek irtifa, siper dediğiniz gibi evet. Çeşitli füze teknolojilerinin gelişmesi herhalde oyun çok daha değişecek diye düşünüyorum. Şimdi zaten o işte hemen hazır olan roket sistemlerimiz var, füze sistemlerimiz var. Onun için o 10 yılı bile beklemeden şu efendim sıkıntılı dönemi bence biraz evvel de söyledim. O füze sistemlerimizin bol miktarda üretildiğini gördüklerinde o zaman zaten hemen alın F-16'yı, alın F-35'i diyecekler. Bakalım ileride ne olacak? Çok çok teşekkürler, sizi buraya kadar getirdim. Ne demek, ne demek? Ben de çok mutlu oldum. Yani babanı da çok iyi tanıdığım için büyük mutluluk bizler için. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol. Programlarınızdan çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olacağım.